Herhangi bir ürünün bize satışında satış sözleşmesi, garanti belgesi, faturası, kullanım kılavuzu ve bunun Türkçe olması. Bakın, Türkiye'de ithal edilmiş ürün olsa bile Türkçe kullanım kılavuzu olmak zorunda. Mesela tekstilde yıkama etiketleri, kullanım etiketleri, bunlar çok önemli. Tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yakın geçmişte yaşadığımız TASAP, hatalı ürettiğini tespit ettiği araçları ne yaptı? Tüm dünyadan geri toplattı. Bütün araçları geri çağırdı. Yerine başka araçlar verdi. Bakın, marka bilinci budur. Çünkü orada salt markası zarar görmeyecek. İnsan hayatına hükmeden noktalara gelecek. S21'leri 5 para etmez. Bilginiz olsun. 3 kez değiştiler, hiçbir işe yaramıyor. İçinde bir sürü özel şeyim de Samsung'da, durmadan değiştikleri için tabii ki Samsung'da. Herhangi bir şeyi, özel bir şeylerim eğer ki deşifre olursa Samsung'da ayrıca dava açacağım. Peki neden aramıyoruz biz hakkımızı ya? Çünkü daha alışveriş yaparken bilinçlendirilmiyor. Bir taraf çok devleşiyor. Gerçekten biraz sonra o markanın değerini bile hesaplayamıyorsunuz. Bir taraf da yeni yeni girmeye başlıyor. Bir hakkaniyet ölçüde olmalı diye düşünüyorum. Patent deyince yalnızca insanlar isimle ilgili marka patent olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. Halbuki telif. Yapmış olduğunuz ürünün telif hakkı, münhasır eser. Münhasır eserler, tabii. Onun dışında herhangi bir ürünün endüstriyel patenti. Tabii ki. Çok önemli. Tabii endüstriyel ki. Patent isim patenti olmasından daha önemli. Daha da önemli. Efendim, ben Seyhan Soylu. Hani hastanın ayağına doktor gelirmiş derler ya. Vallahi ben bu atasözlerine çok inanıyorum, biliyor musunuz? Bugünkü konuğum Elif Şahin. Elif Şahin neler yapıyor? Tüketici hakem heyeti üyesi, işte ne bileyim Adalet Bakanlığı bilir kişisi. Yine böyle ürünlerle ilgili, ayıplı ürünlerle ilgili dev bir hukuk bürosunun sahibesi. İşte onun dışında kendisi de bu arada hukuk... Gerisini ona soralım isterseniz. Ben başıma gelenlerin de ne olduğunu, ne yapmam gerektiğini hem tüketicilerimizi bilgilendirelim hem de ayıp edenlere şşt ayıp ettin diye orada kırmızı biber sürelim. Şeref verdiniz. Nasılsınız Elif Hanım? Merhabalar. Vallahi ne enteresan oldu. Gerçekten. Yani hastanın ayağının böyle bir şeyi yok. Peki. Siz birçok büronuzun müvekkili var, avukatlarla işbirliği içerisinde bir koordineli bir program yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu programlarla ilgili hukuki süreçleri takip ederken önce şu soruyu sormak isterim. Biz tüketici olarak gerçekten bilinçli miyiz? Yani mesela tüketici ustaları çıkıyor, anlatıyor, kafamız almıyor. Vuruyorum kafayı, al diyorum, aldı, boşluk yok efendim. Doldurmuşlar kafamızı. Biz çok önemli bir marka olursa o önemli markalara güvenmek zorunda olduğumuzu, ya işte o markada değildir kabahat, neredeyse bizdedir, parayı verdik ya, parayı vermiş de olsak başımıza ne gelse o marka çok önemli ya, yani bilinçaltımız yıkanmış. Yani o markaya ne emniyet ona göre operasyon yapıyor, ne devletin adalet merciği ona göre başkasına, mesela küçük montanlı bir esnafı geç ulan buraya, gel buraya bilmem ne derken, öbür tarafta önemli markalara yıkama yağlama adamlar ifadeye bile gitmiyor. Bir tane yanında çalışan adamı yolluyorlar. Bu dengesiz düzende tüketici şikayet etmeyi biliyor mu? Haklarını arıyor mu? Bana bunu anlatsanız. Çok uzun oldu değil mi soru? yok gayet iyi. Tekrar merhabalar, herkese merhabalar. Elbette büyük markaların rekabet gücü çok farklı.
ya da yasaları uygulaması, kendi marka bilinciyle oluşturduğu kurumsal yapı kolay aşılabilir bir duvar değil. Ama tüketici olarak her yerde hakkımızı arama şansına da hakkına da sahibiz. Ama tabii doğru ilerlersek, öncelikle bugün yaşadığımız canlı olay üzerinden ilerleyecek olursak, herhangi bir ürünün bize satışında satış sözleşmesi, garanti belgesi, faturası, kullanım kılavuzu ve bunun Türkçe olması, bakın Türkiye'de ithal edilmiş ürün olsa bile Türkçe kullanım kılavuzu olmak zorunda. Bunlar tamamlanmadan ithalatına dahi izin vermez Gümrük Ama Bakanlığı. Ama çıkmıyor kutulardan. Çıkmıyor. Böyle şey. Mesela bu önemli bir eksiklik. İtiraz Neden konusu. Yapmazsınız? Bir şey söyleyeceğim. Neden yapmazsınız ya? Biz size güvenip uyduruyorum. Sony'ydi, Samsung'tu, işte yok Panasonic'ti veya başka bir sürü markalar var. Bunlar, siz niye bunları koymazsınız? iPhone'du. Niye koymazsınız? Niye biz küçük kitapçıklarla bu aldığımız hikayeleri yalnızca yazılım olarak değil de kağıt üzerinde de okuyarak bilmeyiz? Yani tabii gerek gördüğümüzde tekrar dönüp bakıp uygulamalarında kullanabilmeliyiz. Değişiklikleri yani elbette. El kitapçıklarında. Elbette. Olması gerekiyor. Alıştı para alıyorlar. 20 bin lira, 30 bin lira para evet. alıyorlar. Ve bizim ülkemizin pazarı çok büyük bu konuda. Markalarda, elektronikte, tekstilde. Mesela tekstilde yıkama etiketleri, kullanım etiketleri, bunlar çok önemli. Tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sadece ürünün rengi, efsafı, fiyatı ya da onun üzerinde gördüm ben de bunu alayım, aynısını alayım mantığında değil. Bilinçli tüketiciyi aslında marka yaratıyor, yaratmalı. O konuda yönlendirmeli. Şimdi ben gittim Turkcell'den telefon aldım. Evet. Bundan 10-12 gün, 10 gün önce. Aldığım gün telefonu değiştik. Yani şu hani öve öve anlatmış oldukları Samsung'un S21 Ultra. Aldık, o gün değiştiler. İlk telefonu. Geldi telefon. Bir daha sorun oldu. Bu sefer Samsung'a yolladılar yetkiliye. Orada da değişti. Bu da o. Gelen mesaj ne biliyor musunuz? Telefonunuz kapatılacak. Telefon kapatıldı. İçinde bilgilerim, dönelerim, insanlara ulaşamıyorum. Cuma günü Adapazarı'nda bir orman içinde kaldık. Eyvah. 5 saat boyunca mahsur kaldık. Yanımda hamile bir arkadaşım. Kız hamile. Hayatınızdan endişe eder yakınlarınız. Ya nelere, nelere ulaşamıyoruz. Sebebiyet oldu? Bir de kız telefonunu, kendi telefonunla ilgili onun şarjı bitikti. Dedi ki hani onu açalım diye vermiş oldukları şeyde dedik hani açalım. O da ufak ufak minik minik arabanın şeyi olunca çalıştırdık hani kalmayalım diye arabanın aküsü de bitti mi? Eyvah. Arabanın lastiği gitti. Onu değiştirelim derken akü de bitti. Bir de karanlıkta kaldık son 1,5 saat. Millete işaret ediyoruz, millet kalmıyor. En sonunda jandarma geldi bize yardım etti. Başımıza orman içinde bir olay gelmiş olsaydı. Tabii. Ya o askerler de durmamış olabilirdi. Çünkü riskli bir alandaydık. İnsanlar durmayabilir. Pandemiden durmayabilir. Operasyon yiyecekler diye bir terör operasyonu da olabilir. Şüphe her türlü yaratır. Şüphe yaratır, evet. Başıma bu geldi. Dedim lanet olsun, Ankara'ya gidiyorduk, işim vardı. Döndük. Kızı bıraktım tekrar yerine. Atladım evime geldim. Telefonlarım iki hattımda bunun içinde. Çıkarmadım. İnsanlarla iletişimim koptu. İş yapamadım. Tabii. 3 gün maddi, manevi olarak psikolojik yıprandım. Sosyal medyadan tüm gelirlerimi sosyal medyadaki engelliydi, ihtiyacı olanlara vesairelere hep bir şeyler aldırarak hareket ederim. Hiçbir şey yapamadım. İnanılmaz, bana Samsung zarar verdi. Evet. Ben bunda nasıl yolu izlemeliyim? Yasal yollarla gitmeniz gerekiyor. Tabii yasal Tabii. yollarla gideceğim. Sizin talebinizi ben çok uhrevi ve manevi olarak yerinde buluyorum ama burada markanın kendisini düzeltmesi gereken bir nokta var ki bunu birlikte bugün Turkcell'e gittim. Evet. Kameralarla Turkcell'e gittim. Hı. Satın almış olduğum yerden. Onlara da dava açacağım tabii ki.
Onlar bizi Samsung'a yönlendirdiler. Hani pimpon ana firmaya, evet. Hayır, pimpona çeviriyorlar. E sen şimdi bunu Turkcell olarak sattıysan, evet. O bayisiysen ve Turkcell kaşesiyse, ben Turkcell olduğu için geldim oraya. Güvendiğim için, yıllardır kullandığım için. Yıllardır. Kesintisiz hizmet aldığım için. Mehmet evet. Emin Kara Mehmet'ten beri ben kullanırım ve evet. Turkcell'den de vazgeçmiyorum. Ben de öyle. Turkcell benim için de çok önemli. Şimdi ben Turkcell'e güvenip oradan alıyorsam, sen de Samsung olarak oradan aldıysan, evet. Bir sürü ürün satabilirsin. Bana ne, ben Turkcell'e güvenerek aldım. Evet. Samsung'a güvenerek almadım. Adam diyor ki siz Samsung aldınız. Ya senden aldım arkadaşım. Önce sen bir kavgasını et benimle ilgili. Tabii. Sen bana o eksikliği o da görebilirdi aslında. Samsung bunlara parti halinde bu ürünleri sevk etse bile bayi o eksikliği burada görebilirdi. Ama ana firmada büyük sorumluluk var burada Seyhan Hanım. Samsung'da mı? Tabii ki. En basit örneğini vereceğim. Çok yakın geçmişte yaşadığımız... Passat hatalı ürettiğini tespit ettiği araçları ne yaptı? Tüm dünyadan geri toplattı. Bütün araçlarını. Tabii yani. Binlerce aracı. 80 binin üzerindeydi yanlış anımsamıyorsam. Şimdi bilgileri update etmek gerekebilir. Bütün araçları geri çağırdı. Yerine başka araçlar verdi. Bakın marka bilinci budur. Çünkü orada salt markası zarar görmeyecek. İnsan hayatına hükmeden noktalara gelecek. Araçla kaza yapıp ölümlü kazalar olduğunda ne olacak? Biraz sonra bu bilirkişilerce, servislerce, teknik heyetlerce ortaya çıkacak. Çok büyük sıkıntı yaşar marka. Üretim bile durdurulabilir. Yani tedbiren. Üretim toplatılabilir mi? Tabii tabii tedbiren. Yani Passat'a yapılan, başka bir ülkede Passat'a yapılan dava açılan toplama evet. Hikayesi burada sonra da olabilir. Sonra ceza kesti Amerika onlara. Ne çok kadar? Büyük bir ceza kesti. Milyonlarca dolar. Tabii ki tabii ki. Aynı sorumluluğu Mercedes de alıyor. Mercedes de bir takım modellerinde güncellemeler yaptı. Üretim hatası olan, kullanım hatası olan ya da ne bileyim montaj hatası olan bunlar hep geri toplatıldı. Neden? Sorumluluktan dolayı. Aynı şey Samsung da yapmalı bence. Çünkü ne diyorsunuz? Gecenin bir yarısında yolda kaldık. Yani bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde 3 tane telefon değişir mi? Olmaz. Çok fazla. Demek ki üründe bir sorun var. Tabii yani. Bir yerde bir problem var çözülmesi gereken. Şöyle düşünün. Siz çok büyük bir markanın sahibi olsaydınız, işte senetleriniz borsada işlem görüyor olsaydı, insanlar size ulaşamadığında kaçıp gittiğinizi düşünebilirdi, battığınızı düşünebilirdi, iflasınızı, öldüğünüzü ne düşünebilirdi, Allah korusun, aynen. Mahkemenize sebep olurdu. Hadi boş verin borsayı, ben cephedeyim, evet. Albayım, evet. Askerim, iletişimim koptu. Evet. İletişim kurmam lazım. Ne yapacağım? Çöker. Sistem çöker. Ben emniyetçiyim. Bir emniyet müdürüyüm. Operasyondayım ekibimle birlikte. Veyahut da bir polisim. Evet. O an bilgi vermem lazım. Çöktü ne olacak? Yani telekomünikasyon çok da önemli. Çok önemli. Dijital. Her şeyimiz dijital. Her şeyimiz yani dijital. Yani büyük bir sıkıntılar çıkabilir diye. Çıkardı yani. Tabii ki. İşte ben de diyorum ki kendimle ilgili ben telefonumuzu değiştirmek bile şey yapmıyorum. iPhone. Hemen benim çağırma, gitmişler bana en iyi iPhone'u, aparatları, maparatları, sigortaları, bilmem neleri, her şeyini hediye ettiler. Sen şimdi başka bir firma bana bu yapmış olduğumdan dolayı duyarlılık yapıyor. Telafi yoluna gidiyor. Telafi yoluna gidiyor. Siz sessiz kalıyorsunuz. Olacak iş mi bu? Umarım çözerler. Samsung da güvenilir bir marka. Bunun farkına varıp çözeceğinden eminim. Ben artık güvenmiyorum. Ben artık yani şu S21'lerle ilgili sakın almayın. Bakın şu S21'leri 5 para etmez. Bilginiz olsun. 3 kez değiştiler. Hiçbir işe yaramıyor. İçine aktarmış olduğum bir günde durmadan aktarımla uğraştık. Yok şu kopyalama bilmem ne. İçinde bir sürü özel şeyim de Samsung'da. Durmadan değiştikleri için tabii ki Samsung'da. Herhangi bir şeyi, özel bir şeylerim... Eğer ki deşifre olursa Samsung'a ayrıca dava açacağım. Onun telafisi yok işte. Ya. O çok daha zor bir şey. Onun için ben güvenmiyorum. Bilginiz olsun. 5 para da etmez bu telefon. Haberiniz olsun. Peki. Samsung'la ilgili ilk böyle size danışayım dedim. Yarın hukukçularımla şikayette bulunuyorum. Şunu bana söyler misiniz? Bizim tüketicilerimiz galiba biraz da bilinçsiz değil mi? Oldukça bilemiyoruz.
olduk. Yani haklarını arayamıyorlar evet. insanlar. Peki neden aramıyoruz biz hakkımızı ya? Çünkü daha alışveriş yaparken bilinçlendirilmiyoruz. Normalde bu telefonların satışında bence kısa bir eğitim verilmeli. Kısa bir şey yapılmalı. Nasıl hani, eğitim? Şu sürelerde şunlar yapılmalı. Yüklemelerle ilgili, Türkçe kullanımı ile ilgili, kutusunu açtığımızda karşılaştıklarımızla ilgili. Bunu burada böyle kullanmalıyız. Şöyle düşünün Seyhan Hanım, biz evimizde bugün çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bir televizyon aldığımızda kurmaya gelen yetkili teknik servis bize bunun kullanımını, eğitimini, açılmasını, kapanmasını, basic, temel bir takım kavramlarını anlatıyor. Ama bu telefon bizim hayatımıza hükmediyor. Bizim artık ofisimiz, her şeyimiz. Hele pandemiden dolayı iyice yaşam alanı haline geldi tabii, orada. Tabii, sanal bir yaşam alanı yaptık evet, orada. Evet, evet. Her şeyimizi kendimizi burada ifade ediyoruz. Buradan ulaşıyoruz. Sevdiklerimize buradan ulaşıyoruz. İşimizi buradan yapıyoruz. Yani biraz daha ehemmiyetli olmalı. Bir de azımsanacak bir takım bedeller ödemiyor değiliz yani. Ciddi rakamlar ödüyoruz biz bu telefonlara. Deli paralar ödüyoruz. Tabii. Ve öncelikleştirdik yani. Telefon arabadan önce geliyor şu an hayatımızda. Önce iyi bir telefona sahip olalım. Arabayı sonra düşünüyoruz. Ben çok, yani iyi bir telefon meraklısı değilim aslında. Diğer telefonum kaç sene önce, 4-5 sene önce. Ekonomik durumum şükür olsun çok iyi ama ben böyle zırt pırt böyle bir şeyler çıkınca falan almam. 4-5 yıl sonra falan alırım bir telefonu. Yani 5 yıl falan kullanmadan bir telefonu şey yapmam. En son işte bir tane telefon almıştım. Kaç yıl önce? 2 yıl mı? 3 yıl mı? Ne? N11 midir? Nedir? N11 değil de ne? Samsung 11 midir? Nedir? S11 midir? Ondan almıştım. 2 tane vardı. 2 ayrı hatta. Onları da asistanlarıma hediye ettim. Normalde 3 telefon taşırım. Şu herhalde 5-6 yıllık falan. Hiç değiştirmem yani. Yani klasik. Sorun çıkarmadıkça değiştirmem. Ve hep tabii. Samsung kullanıcısıyım evet. yani. Çok eskiden Motorola kullanırdık. Evet. Ama yani devamlı da Samsung kullanıcısıyım ama başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Ondan dolayı da iPhone'cular diyor ki artık iPhone kullanın. Bunlar diyor artık kullanılmıyor diyor. Biz teknoloji bağımlısıyız neticede. Öyle tabii. Günümüzde. Peki başka ne iş yapıyoruz? Başka ne iş yapıyorum? Ben yabancı sermayeli bir şirketten emekli olduktan sonra kendime bir danışmanlık firması kurdum. Ne danışıyorlar sizin? Hukuki manada, tüketici manasında, sektörel olarak danışmanlık hizmeti verdiğim firmalar. Kurumsal firmaların danışmanlığını yapıyoruz. Kurumsal firmalar var, gerçek kişiler var, tüzel kişilikler var. Her konuda destek veriyorum. Ekibimde... Mesela örnek verelim mi? İçeride kulak misafiri oldun, birine görüşüyordunuz. Hı hı. Onlara bir makarna ismini ister verirsiniz, ister vermezsiniz. İsmini vermeyelim çünkü yargıda konu. Tamam, peki. Evet. Bir makarna olayı mesela adam ucuza makarna çıkarıyor evet. ama pahalı bir marka ucuza aynen. satmasın diye tedbir kararı almış. Evet, evet. Tedbir kararı alıp bir malı toplatmış gördüğü yerde. Devamını da getirtebilir. Marka tesciliyle ilgili markaya tecavüz olduğu konusunda dava açmış. Bununla ilgili biz de yürütmeyi durdurma kararı aldık. Malları yeniden piyasaya sürülmesi için davasının görülmesine destek verdik. Ben şurada şöyle bir örnek vereceğim. Çok güncel. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ya hükümetimiz bugün patates, soğanı bile bedava veriyor halkına. Tabii. Vermeli de zaten. Vermeli. Çok güzel bir yaklaşım, bir bakış açısı. Çok takdir ediyorum. Yani dağıtımında biraz sıkıntı var. Biraz daha organizeli yapılmalı dağıtımla ilgili. Daha bilinçli hareket edilmeli. Ama düşünülmüş olması bile bir adım. Mükemmel. Ben Tayyip bir örnek. Ben Tayyip Bey'e hiç oy vermiyorum ama Tayyip Bey'i çok seviyorum. Yaptıklarında çok evet, babacan bir tavır haline geliyorum. Bir şeyler böyle farklı. Yani. Gerçekten bakış açısı farklı. Yani ben hep söylüyorum yani. Diyorum ki ben hiç oy vermiyorum. Ve de o benim gibi düşünenlere de kızıyor aslında. Yani diyor ki hem beni seviyorsun niye oy vermiyorsun? Hayır vermiyorum çünkü AK Parti'nin içerisindeki bu kraldan fazla kralcılar temizlenirse Tayyip Bey'in %80-90 alacağını düşünüyorum ben. Başaracaklar. Yani başaracaklar. Onları da temizlerler inşallah. İnşallah. Ama böyle patates, soğan vermesi, babacan tavırları, hayır, sahip örnek çıkması oluyor. Falan. Seyhan Hanım bu bir örnek. Paylaşıma değil mi örnek bugün oluyor? Bugün kendisi bir şeyi paylaşmanın yolunu açıyorsa
gerekli şartlara haiz olan toplumdaki diğer kişiler de bir şeyler yapabilir demektir. En azından Ramazan ayında. Çok hoşuma gidiyor benim. Bence de ben çok takdir ettiğim bir davranış. Peki, devletin patates soğan dağıttığı yerde 1 liralık makarnayı da alabilecek insanlar olabilir. 1 lira. Bunun hesabını yapmak çok farklı. Ama yargı da bu konuda doğru karar verdi. Yürütmeyi durdurmayla birlikte davanın görülmesi gerektiğini ve hak oluştuğunu iddia etti. İşte markalaşmada yapılan hatalardan biri de bu. Bir taraf çok devleşiyor. Gerçekten biraz sonra o markanın değerini bile hesaplayamıyorsunuz. Bir taraf da yeni yeni girmeye başlıyor. Bir hakkaniyet ölçüde olmalı diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz gibi bakın çok güzel ciddi bir markayla bugün bir sorun yaşıyoruz. Ve hayatta şunu da öğrenmemiz gerekiyor. Hatamıza da eksiğimize de yanlışımıza da bir yerde sahip çıkmak zorundayız. Bazen göremiyoruz. Bunu bize tüketici öğretiyor. Yani, bazen göremiyoruz, yasa öğretiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bize sahip çıkan aslında çok önemli yasalar var. Evet. Biz kendimiz bilinçli olmadığımız için toplumumuz onlardan istifade edemiyoruz. Yoksa çok önemli kurumlara mesela kurumların hakları var. O büyük tröstler, yani tröst büyük firmaları kastediyorum. Kendi alanlarında dev olmuş isimleri kastediyorum. Onlar mesela yeni markaların filan önünü kesip onların popüler olmalarını engelliyorlar. Evet. Şimdi bu engellerle de ilgili savaş halinde olamazsa o firmalar birilerinden yardım almaları gerekir. İşte bunlara mı hizmet veriyorsunuz? Tabii ki onlara da hizmet veriyoruz. Marka, tescil, patent, bu ticaret mahkemelerinin özel hukukun konuları. Biz patent kısmen konusunda nasılız Elif Hanım? Patente biz yeni gelişiyoruz. Yani yeni çok gelişiyoruz. Bilinçli değiliz değil mi toplum olarak? Bakın üretiyoruz. Küçük esnaf da üretiyor, atölyede üretiyor ama marka ve patent konusunda bilgisi olmadığı için biraz sonra onun alanına giren ya da uyanık olan birileri kurnaz geliyor. Kurnaz birileri geliyor. Evet. Aynı ürünü alıyor. Ve gerçekten el emeği veren bu küçük işletmeye tazminat ödetiyor. Yasa çünkü öyle emrediyor. Bu tarafı bilmiyor. Onun için çok dikkatli ve titiz olunması gerekiyor bu konuda. Peki bu patent deyince yalnızca insanlar isimle ilgili marka patent olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. Halbuki telif, yapmış olduğunuz ürünün telif hakkı, münhasır eser, münhasır eserler, eser, onun dışında herhangi bir ürünün endüstriyel patenti. Tabii ki. Çok önemli. Tabii endüstriyel ki patent isim patenti olmasından daha da önemli. Daha da önemli. Çünkü sizin yapmış olduğunuz o ürünle ilgili işlevini bu sefer onaylatıyorsunuz. Ben bütün tüketicilere şunu söylüyorum. Siz bilinçlenin. Evet. Yeni müteşebbislere de şunu söylemek istiyorum. Lütfen marka, patent, endüstriyel patent yapmış olduğunuz işle ilgili önemli danışan bileceğiniz firmaları arayın. Hanımefendiyi önererek söylemiyorum tabii o konuğum ama tabii ki bu tarz firmalar sizin markanızın değerini, yapmış olduğunuz işin istihdamını arttıracaktır. Tabii tedbiren de koruyor. Çünkü gelecekte nelerle karşılaşacağımız belli değil. Mesela bu tip büyük markalara aynı zamanda Rekabet Kurumu da bakıyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Ne yapıyor? Rekabet Kurumu'nun görevi ne? Tabii Rekabet Kurumu'nun görevi şirketlerin birleşmeleri, şirketlerin satılmaları, devirleri ama belli montanda, belli ciroda sektörel olarak bakıyor. Orada büyük firmaları kastediyoruz. Tabii oldukça büyük firmalar. Yani ciddi ciroları olan ama bu sözünü ettiğimiz markada orada dosyası görülebilir nitelikte bana göre. Bunların her yönüyle markalarını inceliyor. Herhangi bir yani şikayet yani BTK. Rekabet Kurumu. Rekabet Kurumu. Rekabet Kurumu. BTK. BTK Bilişim Teknolojileri Kurumu o dijital tarafta. BTK da onların dijital tarafını denetler. Ama rekabet ticaret tarafını denetler. Tamam. Rekabet Kurulu Ticaret Bakanlığı'na mı bağlı? Evet, Ticaret Bakanlığı. BTK Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Evet, Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Biri tamam, teknik tarafa bakar, biri ticari tarafa bakar ama her ikisinde yaptırımı çok olmakla birlikte Rekabet Kurumu'nun çok keskin çizgileri var. Çok ciddi yaptırımlara, müeddiyelere, para cezalarına, Rekabet durdurulmaya. Rekabet Kurulu zannediyorum direkt olarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı. Evet, Cumhurbaşkanımıza bağlı. BTK da direkt olarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı. TMSF gibi mi? Yok, BTK sanıyorum bakanlığa bağlı olmalı. Bakanlığın içerisinde bir kurum. Teknoloji Bakanlığı. Teknoloji Bakanlığı. Ama Rekabet için. Kurumu Cumhurbaşkanlığı'na ve Ticaret evet. Bakanlığı'na tabii. Şey de öyle ama ben öyle biliyorum. BTK'nın da direkt olarak Cumhurbaşkanlığı'na. Doğrudur.
Mesela rütük gibi. Evet evet, rütük gibi, doğrusu. Rütük gibi. Onların yani bunlar önemli bir bürokrasi olduğu için yönlendirmeyi evet. de Cumhurbaşkanlığı kendi evet. Inisiyatifinde tuttu. Kesinlikle. Bürolar. Yani işte bu tüketici haklarınla ilgili vesaire evet. biraz daha. Ben şurada burada şunu belirtmek istiyorum. Aslında bizim hükümet sistemimiz ve Cumhurbaşkanlığımız çok doğru oluşumlar yaptı bu noktalarda. Ama insanlar oraya ulaşmayı bilmiyor. Yine hükümetimizin bir eksikliği kendilerini bu noktada sunmayı, tanıtmayı bilmiyor açıkçası. Hı hı hı. Ben bugüne kadar Rekabet Kurumu'na da, BTK'ya da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da başvurduğum tüm dosyalarımda hem yazılı cevap aldım, hem yapılması gerekenler konusunda öğrendim, sonuç da aldım. Yaptırım manasında sonuç da aldım. Ama bizim normal sade vatandaşımız, işte evin İletişim çalışma... Başkanlığı'na da alakadar eder aslında bu konu. Evet, kısmen alakadar eder. 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 İletişim Başkanlığı inanılmaz çok aktif. Evet, çok kısa Sayın sürede Başkan dönüş alıyoruz. Çok acayip aktif evet. bir adam. Yani. Çok, yani ben insanların buralara da ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Muhakkak dönüş alıyorsunuz. Muhakkak hem yazılı hem mail yoluyla iletişimde hem telefonla da aranarak yönlendirildiğimiz zararların telafi edildiği, görüşüldüğü, danışıldığı önemli noktalar. Ama bu kurumlardaki kişilerin, başındakiler olmasa bile görev alan kişilerin bence kitle iletişim araçlarını kullanarak da vatandaşa hitap etmeleri gerekiyor. Bu bakın önemli bir uygulama. Devlet açısından da parti yönetimi olarak da önemli bir uygulama. Ama bunu iyi bir şekilde sunmak gerektiği kanısındayım açıkçası. Peki konuşacak çok şey daha olabilir. O kadar güzeldi yani her şey. Ne zaman isterseniz her konuda. Harikasınız. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Siz de sağ olun. Bize vakit ayırdınız. Değerli vakitlerinizi bizimle burada bize ayırdınız, izlediniz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygılar. Sağ olun.